Şimdi Türk Ulus Devleti 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutlamak için hazırlanıyor ve biliyorsunuz AKP MHP şefi Erdoğan sürekli Cumhuriyet'in 200. yılına çok daha güçlü gireceği vaadini Türkiye'de temel bir propaganda olarak uzun bir süredir dillendiriyor. Şimdi Büyük Cumhuriyet, ikinci Büyük Cumhuriyet'e girişi mevcut Türkiye Devleti'nin haritasını genişleterek girmek istiyor. Bunun için de 2012'den beri göz diktiği bir Rojava ve Güney Kürdistan coğrafyası söz konusu. Yani işgal üzerinden Kürdistan'ın iki parçasını Arap egemenliğinden kurtarılan işte Suriye ve Irak Arap egemenliğinden özel statülere sahip olan iki parça Kürdistan'ı Türkiye coğrafyasına işgal üzerinden dahil etmek istiyor. Şimdi bunun karşısında çok büyük bir mücadele var. Büyük bir gerilla direnişi söz konusu. Hem Rojava'da hem Güney Kürdistan'da hem Kuzey Kürdistan'da. Şimdi bununla baş edemeyince en son seçimlerden sonra Kuzey Kürdistan'da da seçimlerde umduğunu bulamadı halkımız. Türk Devleti'nin tüm faşizm girişimlerine rağmen Erdoğan'a hayır dedi. Yani faşizme hayır dedi. Kuzey Kürdistan'da böyle bir cevap verildi. Özellikle stratejik bölgelerde. Şimdi bu seçim sonrasında da tabii ki Kürtleri kaybettiğini fark etti. Yani Kürtleri kaybetti. Onun için bu kendisini de dinlemeyen, kendisine itaat etmeyen, boyun eğmeyen Kürtleri ortadan kaldırmak için yeni araçlara girdi. Bunun için de zaten biliyorsunuz bir savaş kabinesini oluşturdu. O savaş kabinesine göstermelik birkaç Kürt koydu. Bununla işte dünyaya bakın benim Kürtlerle sorunum yok gibi mesajını verdi. Yine Kürtlerle sorunu yokmuş gibi göstermek için Güney Kürdistan'da işte Hakan Fidan'ı en son Hewler ve Bağdat'a gönderirken sarmaş dolaş görüntülerle bakın Kürtlerle sorunum yok gibi bir manipülatif politika uyguluyor. Diğer yandan Kürdistan'da işte bu savaşta sonuç almak için baktı ki kendi gücü artık yetmiyor. Onun için bir 10 yıl öncesine kadar biraz başarabildiği bu anti-Kürt cephesini tekrar canlandırma. İşte Irak'ı Kürtlere karşı kışkırtma, İran'ı Kürtlere karşı kışkırtma. Yani klasik bildiğimiz eski sömürgecileri bir araya getirip hadi birlikte Kürtleri yok edelim, Kürtlerin kazanımlarını ortadan kaldıralım. Şimdi Bağdat ve Hewler ve Tahran ziyaretleri bununla gerçekleşti. Bütün bunlar da Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gitmeden önce yapıldı. Ki diplomatik pazara gidince elinde bir güç, bir şey olacak, bir sonuç olacak. Dosyasında şimdi var işte ben şurada şunu bunu yok ettim. Sizin ne çıkarınız var diyerekten kendisi kendi aklınca bununla politika ve diplomasi yapacağını düşünüyor New York'ta. Diğer yandan tabii dünden beri kendi ailesel çıkarları için Kürdistan'ı gözden çıkaran bir kadife gerçekliği var. İşte bundan dün arkadaşımız Deniz katledilmeden önce de Brados alanına yoğun sevkiyat yaptı. Fiili bir savaşa girmenin hazırlığını yaptı kadife. Diğer yandan zaten Hakan Fidan Tahran buluşması sonrası doğulu güçlere yöneldi. Silahsızlandırma, yani Orta Doğu gibi savaşın cenderesinde sen gel Kürt örgütlerine silah indir dayatmasında bulun. O zaman diyeceksen sen de peşmerge ordunu lave et. Madem silahlı mücadelenin dönemi geçmişse buyur sen önce başlat. Bunu yapmıyor başkalarının teslimiyeti dayatıyor. 69'da yaptıkları gibi Doğu Kürdistan'ı bunu tekrar dayatıyor. Zaten o dönem Mulla Mustafa Barzani bunu yaptı. Şimdi de oğulları ve torunları devam ediyor. Yani bu cepheden de zaten dünden beri kendi çıkarları için Kürdistan'ı gözden çıkarıp dar bir çıkarın menfaati için işbirliğine hazır olan bir kadife gerçekliği var. Şimdi bunun sonucu olarak savaş çemberini tabii AKP güçlendiriyor. Yani Erdoğan faşizmi güçlendiriyor. Siyasal suikastlar, işte bir de diyelim Süleymaniye'de yurtseverlerin çok daha güçlü olduğu bir bölge. Bu halktaki güçlü yurtseverlik duygusu tabii siyasete de dizayn veriyor. Yani Süleymaniye siyasetine de dizayn veriyor. Yine tabii kısmen Memcelal'ın da mirası var bu siyasette. Ona da bir uyarı yapılıyor. Aynı Güneş Göre'ye de saldırılıyor. Yani dahil ol bu savaşa.
Yani KDP'nin Türk Devleti ile Hakan Fidan sürecinde yaptıkları pazarlıklar bu noktada şey yapıyor. Muhtemelen Kuzey Kürdistan'da da böyle benzeri çıkışların hazırlığını yapıyordur siyaseten. Yani bir bütüne bir çembere alma. Çünkü 29 Ekim'e az kaldı. Bir zafere ihtiyacı var. İşte İmralı'da da bir zafer elde edemedi. Önder Apo'ya karşı 30 aydır bir tümden ilişkileri kesme. Bu bir savaştır aslında. Yine dışarıda dronlarla siyasetçileri hedef alma. Bir de tabii bu noktada aktif siyaset üreten Kürt sorunun çözümünün Kürt birliktenliğinden geçen Kürtlerin siyaset yelpazesinde en güçlü olan bir örgüt olarak Keneke'yi doğrudan hedeflediler. Lozan Konferansı'nın başarısını hazmedemediler belli ki. Çünkü Lozan Konferansı'nda yek vücut olarak, halk olarak şunu söyledik sömürgeci güçlere, bizi yok edemediniz, buradayız ve sizin Lozan'la imzaladığınız konsepti biz reddediyoruz. Bu bir başkaldırıydı. Ulusal birlik ruhuyla bir başkaldırıydı. KDP zaten katılmayarak kendi rengini ortaya koydu. Ben bunda yokum. Yani Lozan'ın devamından yanayım. Lozan'ın devamı nedir? Sadece Kürdistan'ın dörde bölünmesi değil, aynı zamanda inkar, yani Kürt'ün inkarı. Kendi menfaati için bu politikaya dahil olma bir durum söz konusu olduğunda da zaten Lozan Konferansı'na katılım sergilemedi KDP. Onun dışındaki örgütler zaten hazırdı ve bir sesle hepimiz biz buradayız, birlikteyiz, birlik içerisindeyiz ve biz salt siyasete bu mesajı vermeyeceğiz. Yüzyıllık yapılan soykırım ve bütün katliamların hesabını sormak için çeşitli kararlar aldık bu konferansta. Onların takipçisi olacağız tabii. İşte bir yapılan tüm katliam ve soykırımın hesabını hukuksal olarak araştırmak. Bunun için zaten alınan bir karar tribunale gitmekti ve daha doğrusu bir forum oluşturmaktır. Onu şu anda başlatmış bulunmaktayız. Yani Deniz arkadaşımızın katledilmesiyle Keneke'nin bu çalışmasının durdurulması, gözdağı verilmesi, çalışmalarımızı orada durdurması, üyelerimizi korkutmak. Çünkü şu anda Keneke'nin Güney Kürdistan'da yürüttüğü çalışmalar oldukça önemli. Bütün siyasi yelpazelerle ilişki içerisinde Keneke'nin kendi üyeleri ve üyeleri dışındaki siyasi partiler içerisinde itibar sahibi, güvenilir bir örgüt konumunda. Şimdi bu saldırıyla bu gerçekleştirdi. Şimdi dikkat ederseniz KDP yönetimi özellikle Türkiye'de Erdoğan'ın üzerine bir sivrisinek uçsa bile hemen geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Ama bir Kürt devrimci, bir Kürt yurtsever, ulusal birlik için tüm riskleri göze alan bir Deniz için bir açıklama yapma gereğini duymadı. Bırakalım bir dayanışma, bir başsağlığı açıklaması kimin olayı yaptı, olayı aydınlamaya dönük de bir girişim söz konusu değil. Çünkü Keneke bürosu 17 yıldır orada bulunuyor. 2006'da o büro orada kuruldu ve ben kendim yıllarca orada çalıştım. 24 saat asayişin, yani KDP asayişinin gözetimde olduğumuzu biliyorduk. Yine kurumumuzun etrafında her tarafa kamera yerleştirdiler. Dolayısıyla bütün bu tekniklerle failin hemen ortaya çıkarılabileceği imkanı varken şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmama, onun yerine gündem saptırıp sadece Süleymaniye olayını sahiplenme, zaten Irak gereğini söyledi. Yani hem Irak'ın sessiz kalması, yani merkezi hükümetin, hem de KDP'nin sessiz kalması demek ki Hakan Fidan'la yapılan görüşmeler çerçevesinde gerçekleşen bir saldırıdır bu. Biz böyle yorumluyoruz. Açıklamayı yapılmayana kadar biz onları suçlu biliyoruz. Kısacası şunu söyleyeyim, yani bir dar bir çevrenin çıkarı uğruna bu Kürt halkını yok etmek isteyen bir düşmana bir düşmanla ortaklık yapılıyor. Keneke'nin kendi programında şöyle bir Keneke'nin Ulusal Birlik Deklarasyonu'nda şöyle bir maddemiz var, 20 kaç yıldır hep sürekli dillendirdiğimiz. Hiçbir Kürt gücü başka bir Kürt gücüne zarar veren bir sömürgeciyle ilişki içinde olmamalı. Eğer olursa bu ulusal suçtur. Yani KDP bu failleri açıklamadığı müddetçe suçlu bir konumda. Ulusal bir suç işliyor Kürt halkına karşı. Şimdi bu son olayla beraber, Deniz arkadaşımızın katletmesiyle beraber
Bizim hepimizin şu noktada artık netleşmemiz gerekiyor. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Türk Devleti son oyunlarını oynuyor. Yani Cumhuriyet'in 200. yılına giderken, biz de Lozan'ın 100. yılına giderken mesajımızı verdik. O da şimdi kendi Cumhuriyet'inin mesajını veriyor. Yani Kürtleri öldüreceğim diyor, yok edeceğim, ortadan kaldıracağım. Şimdi burada şu partili misin, bu partili misin değil, kökten kökünü kazma. Şimdi neden özellikle PKK ve ona sempati duyanlar onlara karşı esasında saldırı gerçekleştiriyor? Çünkü şu anda binlerce gerilla Güney Kürdistan'daki verdiği mücadelenin yegane hedefi Türk Devleti'nin burayı işgal etmemesidir. Şimdi gerilla bunu yaparken diğer taraftan bir aile bir ülkenin çocuklarını ordulaştırıp diğer Kürdistan'a düşmanı getirtmek üzerine yol açıyor ona, tank gönderiyor ona. Şimdi tablo bu kadar berrakken, o zaman buna karşı da her Kürdün, her yurtseverin dur demesi gerekiyor, adını koyması gerekiyor. Bu işbirliği ihanete götürüyor. Şu anda KDP ihanet politikasının altyapısını hazırlıyor. Brados bölgesine tank götürmekle. Katledilen başta Deniz olmak üzere Nagihan Akarsel ve diğer büyük insanlar bunlara karşı işlediği suçları açığa kavuşturmadığı müddetçe, failler kaçıp her yerlere sığındığı müddetçe KDP kesinlikle suç ortağıdır. Bu katliamda Kürt soykırımında suç ortağıdır. Bunun böyle bilinmesi ve Kürt halkının elini vicdanına koyup buna karşı vicdanın sesi ne diyorsa onu yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa Türk Devleti kendi çöküşünü daha da hırçınlaşarak bize karşı saldırı gerçekleştirir. Zaten Deniz arkadaşın katledilmesi, aynı günde Şengal'e saldırının olması, Rojava'ya olması, daha önce işte Kürt-Arap çatışmasını Deir-Zor'dan çıkarmak üzerinden, yani geniş bir yok etme konseptini aktifleştirmiş mevcut durumda. Zaten Savaş Bakanı, yani resmi sıfatı dışları olsa da esas fiili görevi Savaş Bakanı, Soykırım Bakanı olan Hakan Fidan'ın yaptığı bütün şeyler, nerede adım atarsa orada kesinlikle Kürt imhasını ve soykırımı öngören bir sonuç çıkıyor. Hele Bağdat'taki son gelişmeler sonucu da gördük. Ne kadar Kürdistan'ın üç parçasını Rojlat'ı da giderekten Kürtlere karşı kışkırtma diplomasisini yapma, yani topyekün bir saldırı girişimin hazırlıkları söz konusu. Açılan durum Kürtlere açısından kritik. Onun için zaten gerilla görevini yapıyor. Hep yaptı. Şimdi de yapıyor. Şimdi sıra Kürt siyasetinde, Kürt halkında. Buna karşı ciddi tavır koymak. Özellikle de iç politikada düşmana, yani ölüm döşeğinde olan, bunun için son nefesiyle üstüne gelen düşmana nefes kazandırmama, bir Kürt tarafı nefes kazandırmaması için gerçekten ayaklanmalı halkımız. Diğer yandan diplomatik olarak, hani biz Lozan'a hep anlatırken, Lozan'da tabii çok sömürgeci güçler, hem bölgesel hem küresel güçler zayıf Kürt kartından her zaman faydalandılar. Yani Kürtlerin isyanlarına karşı güç getiremeyince hep Kürt'ün içindeki yarasını kullandılar. Kürdistan tarihi açısından da KDP'nin 70'lik yıllık deneyimi bir yaradır. Kürdistan, yani Doğu açısından da bu böyledir. Doğu'nun kaç tane devrimini bertaraf etti güneydeki KDP. Orta bir tutumla biz bu süreci götüremeyiz. Çünkü Türk Devleti çok kararlı bizi yok etmek için. Biz de yok olmamak için bir o kadar kararlı olmalıyız. Ve başlatılan tecrit politikasına karşı her ne kadar mücadele verdiysek, o nokta, oradaki o başlangıç noktasına tekrar dönüp, çünkü oradan yaşadığımız bu topyekün savaş orada başladı. Orada bir topyekün savaş ve dikkat ederseniz hiçbir şekilde bilgi alınamıyor. Önder Apo'nun üzerinde farz edilen bu işkence sistemini, şimdi bana göre gücümüzü, ulusal birliğimizi İmralı'da, Kürtlerin kaderi çizilen yerde, Lozan'ın sonucudur İmralı. Lozan'ın parçalanması da İmralı'da Önder Apo'nun temsil ettiği, Önder Apo'da ifadesini bulan özgür Kürt'ün özgürleştirilmesi mücadelesini daha kenetlenerek bu konsepti, topyekün imha saldırılarını boşa çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Bu gücümüz fazlasıyla var.